Bu merkezde bir sürü yerler var. Atıflı okumayı tavsiye ediyorum. Mesela bu atıflı okumanın en belirgin fiili örneği Asay-ı Musa'dır. Asay-ı Musa müstakil bir kitap değildir. Toplamadır. Külliyattan toplamadır. Mesela benim külliyatımın içinde Asay-ı Musa yoktur. Çünkü zaten külliyat okuyor. Külliyattan toplanmış. İşte kendisi söylüyor zaten 146'da. Şu parçalar şuraya kadar, şu parçalar şuraya kadar. Bir araya getirirse mükemmel bir şerh ve izah olabilir. Şerh ve izah. Mutala mevzuları araştırmak. Kendi. Muzakere ise o mutala yapan kişilerin bir araya gelip belirlemiş oldukları mevzuyu beraber külliyattan görmeye çalışmak. Bu dershanelerin ayakta olması demek bina değil. Yani nurcuların ayakta olmasının en büyük sebep budur. Yoksa bizi sarıyor ülfet belası. Ülfet ve ülfet belası ben biliyorum diye kapatıyoruz. Acaba ne diyor? Önyargılıyız ya. Tenkidi kafadan koyduk ya. Tanımıyoruz. Tenkidi koyduk. Bu bizden değil. Kimden yargı? Müslüman da en azından çok önemli. Tepeden bunu koyuyoruz. Bu bizden değil. Kimden? Ondan sonra anlattığı Risale-i Nur dahi olsa istemiyor. Bundan kesinlikle bir nur talebesi yakışan vasıf değil nurcuya. Yani İslamiyet'te zaten yok böyle bir şey. Hak plastik bir nur talebesine yakışıyor. Tabii canım. Ya bir kere Risale-i mevzusu ile senin düşündüğün gibi düşünmek zorunda değiller. Bak bizim anladığımız gibi anlamıştım. O da nur talebesi ya. Buna mesela örnek verebilir miyiz abi ülfete yani? Mesela bak ülfete diyelim. Birinci söz verebilirim. Baştan bileyim başlayayım yani. Öyle düşünüp de çıkarttığım şey olmasın. Sıradan gideyim. Biz ilk önce yeni gelenlere birinci sözü veririz. İki asker varmış. Ondan sonra birinci sözün üç tane simadan bahsediyor. Kainat siması, arz siması, insan siması. Hiç kimse Allah'ın kulu hatırına gelmiyor ki bu sima nedir? Ben hiçbir yerde duymadım. Sima nedir yani? Yani üç tane sikeyi rububiyet var. Sima deyince bu zannediyor. Ondan sonra kainatın böyle yüzü mü var? Ülfet bu işte. Ne? Nasıl mı? Biliyorum zannediyor. Kendi bilgisine kanaat edip diğerlerine kapıları kapatmak. Biliyorum zannetme, ülfet belası. Şu anda cemaatin üzerindeki kabus gibi çöken en büyük sıkıntı ülfet belası. Biliyorum zannetme. O zaman yeni bir şeyi kapımız kapalı. Mesela diyelim ki ben şimdi evet arkadaşlar derse başlıyoruz. Birinci söz. Hemen tak diye yelken indiriyor. Tabii canım bildiğimiz şey. Bilmediğim şey mi anlatayım? Mesela cehennem bile ülfet ediyor abi. Evet. Öyle bir şey var abi. Bu teceddüt ediyor. Cehenneme de ülfet var. O bilmiyor. Etmesin diye devamlı teceddüt var. Cennette de ülfet var. O zaman Araf denilen bir yere götürülüyor. Cehennem gösteriliyor. Ve cennette de bir an bir ana benzemediği halde bir an bir ana hiç alakasız olduğu halde bir andan bir ana yine ülfet oluyor. Ülfet oluyor. Şimdi oku oku anlarsın. Anlayan kişi bunu demez. Anlayan kişi demez. Oku oku anlayan olmaz. Mutala ve muzakere yapacaksın. Usta da öyle diyor. Benim vazifem bitmiş sanırım ama sizin vazifeniz devam edecek. Neyle? Şerh ve izahla diyor. Kastamonu 56'da şerh ve izahla devam edecek. Öyle değil mi? Ne demektir o? Şuradan şuraya, şuradan şuraya parçalar bir araya getirip mükemmel bir izah. Ha yok aldım paragrafı. Ne verdiyse Allah. Bu da izah değildir. Bu nedir? Mana bütünlüğünü bozmadan, asla hakikati rencide etmeden oradan istinbat ettiğin manayı burada sarf etmek. Buna bil mana denilir. Veya o paragrafı gelip okumak. Buna bil fiil denilir.
hadisi bilmana bile caiz. Hadisin bizzat metnini nakletmiyor. Onunla alakalı ayetler ve hadisleri tek bir ayet ve hadiste ifade ediyor. Yani işin mühim tarafı şu. Biz müzakere alışmamız lazım. Müzakere olmasa ayakta duramayız. Ülfet başlar, kendimizde kavga etmeye başlarız. Onun alameti de dışarıdan kavga ederiz. O şöyle gitti, o ondandır, olmaz öyle. Öyle. Ehli ve nahili, bir bakıyorsun artık başka şeyle meşgul. Tavuk civcivinde meşgul olur gibi, bizden mi ondan mı? Tavuğun bir derdi var, civciv meselesi. Civciv meselesi bak kendisini unutmuş. Oysa enfusi tefekkürlerde en büyük şeyi, neticesi taşınmaktır. Mesela güneşi, çiçek, tohum dışarıdadır. Tohumun dışındadır. Güneşi alıyor için ama içini dışarıya ediyor. Hiçbir çiçek veya ağaç dışarıdan büyümüyor. Batının dışarıya tereşuatıdır. Güneş alır. Ondan sonra batındaki hakikat dışarıya inkişaf ediyor. Şimdi mesela mevzuları mutala edeceğiz. Yani biz külliyatı mutala olmasına ait ben birkaç tane ben nasıl okunur kendisi. Külliyatta bulduğum şeyi söyleyeyim. Bir, ilk bir iki defa külliyatı lügatsız okumak. Lügata bak. Ne var? İkinci okumak. Zaten şunu da söyleyeyim. Senelerin bir nurcusu okuyor, okuyor, sıkılıyor. Yalan yok, sıkılıyor, sıkılır. Ustad Metubat'ta Kur'an okurken sıkılmış. Bir latifem var ki sıkılmadı diyor. Şimdi bu sıkıntı ne demektir biliyor musun? Diyor ki sana, beni bu yöntemle okuma. Mama dönemi kalktı. Evet, mama da gıdadır ama artık büyüdüm, pirzola dönemi var. Ya, bebekken mama yedirildi ya, o dönem bitti. Yani ruh sana diyor ki, arabanın ibresi indi, indi, mazotun bitti. İstasyona gideceksin demektir ya. Ha, birincisi, yani o sıkılmak oradan kaynaklanıyor. Sende özür yok. Ruhunda bir sıkıntı yok. Suçu, özürünü kendine arama. Yok, yöntem bilmiyoruz. Ruh sana diyor ki, tamam bu yöntem. Başka bir yöntem. Birincisi, bir veya iki defa lügatsız okumak. İkincisi, lügatlı okumak. Dördüncüsü, yani dördüncü sıra, bu belki biraz ilerleyebilir. Üç sene alır, beş sene alır. Üçüncüsü, dördüncü yöntem, bu mevzu neredeydi? Mesela, ülfet mevzusu nerede? Nerelerde toplamak. Dördüncü yöntem bu. Beşincisi, bu paragrafın açılımı nerede? Altıncısı, bu paragrafın içerisindeki bir cümle, mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Tamam, bunun izahı nerede? Beşincisi, işte kaçıncı olduysa, o cümlenin içerisindeki tek kelime, mesela temessül, bizim lügatta değil. Çünkü Risale-i Nur daha önce alışılmış bir yolla, yöntemle gelmiyor. Dolayısıyla ilmi kelam alimlerinin lügatıyla olmuyor. Yani şu andaki bizim elimizde olan lügat %99'u sonra eklemişler o dibinde sade. Geçmiş selef-i salihinin ilmi kelam alimlerinin olma kelimeye yüklediği mana koymuş. Başka çaresi yok. Ondan sonra Mesnevi'den, Sözler'den o kelimenin geçtiği yeri koyuyor. Lugata dikkat etmişseniz. Peki bu nedir? Nüfus kağıdı gibidir. Cilt no, sayfa no, İsim, soy isim var ya, nüfus kağıdı. Yani lügat manası bu demek. Adamı onunla tanıdın mı? Yok, bildin böyle bir adam yaşıyormuş yani. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edilince o lügat o oluyor. Mesela bir misal vereyim, can alıcı bir şey, merak edenler için. Kader Risalesi'nde senelerden beri bizi sıkıntıya sokan mesele olduğu için, o sıkıntı, illeti tameden bahsediyor. İlleti tamme. İlleti tamme ilmi kelamda dörttür. İlle-i gayye, ille-i failiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Bu dört tanesi bir araya gelirse illeti tamme olur.
Hep böyle okuduk. Lugata böyle baktık. Orayı da öyle anlamaya çalıştık. Senelerce anlamadık. Oysa illet-i tameyi ustad kendisi tanımlıyor, tarif ediyor. Diyor ki illet-i tame, vücud, lüzum, zaruret. Bir araya gelirse diyor illet-i tame olur. Gördün mü? Lüzum, vücud, zaruret. Risale-i Nur'u bunun üzerine kendisi koymuş ve kendi kuralını kendisi koymuş. Başka bir lügattan, yani insanın dışında lügattan baktığın zaman bak bizi gene istediğimiz olmuyor. O zaman ister istemez külliyatı külliyatla izah etmek. Ha, bu ehliysen okurken ondan sonra şey diyeceğim. Açtım yeri, bunun izahı nerede? Ders yaparken patronu getirdim. Veya hadisi bir mana caiz olduğu gibi hakimsen mevzuya fazla uzamasın ders diye o okurken bil manam lemalardan aldın. Mektubat mı okuyordun? Pat aldım, tak diye takdim et. Şu sayfada bu manada böyle bir zat var. Daha eski olan zaten anlıyor. Yeni olana da güzel bir ufuk açıyor. Bu işte mutala. Bu mutala böyle bittikten sonra belki sorunuz olur ama kendin böyle elini koyuyorsun, araştırma yapıyorsun. Bu mutala deniliyor. Bir konuda mesela diyelim ki arkadaşlar yarın veya bir hafta sonra bir müzakere yapacağız. Mutala. Herkes çalışsın. Mutalayı çalışıyor. Ülfeti çalışıyor. O çalışanlar bir araya geliyorlar. Özverilerini çalıştıktan ortaya koyuyorlar. Beraber işliyorlar. Bunun adı müzakeredir. Bu olmasa medreseler çöker diyoruz. Olmasa. Bismillah, Subhane. Başlar zaman ders geçtim hemen uyku moduna geçiyor. Veya bir sürü yerlere gidiyoruz, dersten kopuyoruz. 10 sene, 15 sene geçmiş, hatta 5 defa kütle toplamış. 3 defa kopamış. Ondan sonra ülfet belasına sarılır. Aa biz biliyoruz canım. Abi gel deney ne yaptı? Haşirden ders aldı. Çomcuğum çekirdek ağaç oldu işte. Kış bahara dönüştü. Toprak elmaya dönüştü. Bu tabii farklı ne anlatacak? Diye ona böyle ön peşin kararlı şey yaptığımızdan dolayı ülfet belası bizi manalardan uzaklaştırdı. Beraber şey yapmak, mevzuyu yapmak, onun adı müzakere. Kendi başına araştırma yapmak, mutala. Bunu ustad teşvik ediyor. Yoksa ülfet belası üzerimize sarar, sardıktan sonra da bağırırız artık etraftan, başka şeylerle meşgul oluruz. O böyle gitti, o şöyle dedi, falan da yerde böyle şey yaptı. Artık basit basit böyle. Yani mümkün değil böyle bir çocuğum bile yapmayınca basit şeylerin peşine düşüyoruz böyle. O zaman ne kimlik kalıyor, ne kişilik kalıyor, ne sancıncı doğuyor. Bir şey mi soracağım? Mutalı böyle. Evet, Allah razı olsun. O müzakere dershanelerde olmasa bile torbunu çık. Bu sefer ülfet oluyor. Artık adam vakıfta kalamıyor. Kalamıyor böyle. Çünkü diş dünya çok cazip. Havalecilik de oluyor. Nasıl aksan abi okuyor yani oradan bu sefer. Ben de dinleyeyim dersi falan gibi. Evet. Ülfete tam bir bataklık gibi oluyor. Acayip bir şey yani. Bu asırda niye çok üzerine duruyorum derslerde de. Ülfet ciddi bir sorun bizim üzerimizde. Bir daha böyle olunca yani bazı manalar yeni manalar ortaya çıkıyor yani. Hep eski şey kalkıyor yani. Çünkü Murat okunan her bir dersin ya bir esmanın penceresiyle bakacaksın. Veya o dört isim var ya, huvel evvel, huvel ahir, ve zahir, ve bat. Şimdi o mananın, o kelimenin dimadaki karşılığı, enfüsteki kalp ve ruhtaki karşılığı, eylemde nasıl gözüküyor? Onu bulamasak, ülfet sarar bizi bu dersten giderken. Dimadaki şeyi bulamadık. Bu ne demektir dimada, yani akılda, kafada? Bu ne demektir yani, ne anladık yani bundan? Veya enfüste nereye taşındık? Yani kalp ve ruhun vicdanımıza hangi alemi fark ettik? Bir de eylemdeki görüntüsü nedir? Yani okunan dersin dimağı şuraya inşa ediyor, kalbi ve ruhu şuraya inşa ediyor. Eylemde şöyle gözükmesi lazım diye, yani okunan mevzunun mutlaka böyle insan karşılığını araması lazım. Yoksa dinle düz gittin mi? Hani o belirli tabii faydası var ama ülfet belasına da sebebiyet veriyor.
Hep hariçte arıyoruz ülfeti. Belki de en büyük ülfet sebebi. Mesela bir misal söyleyeyim. Nasıl? Kimse yok. Yabancı yok. Sadeleştirmeye müsaadeniz zıt. Biliyorsunuz benim zaten sert çıkışımı biliyorsunuz. Sadeleştirmeye bir sebep de bir sebep olmuşuz. Çaktırmadan. Lugat manasını bile vermekten aciziz. Ne geçiyorsun o zaman kardeşim? Lugat manasını bile vermekten acizsin. O koku deyip geçiyorsun. O adam anlamadı. Arayışa girecek. Arayışa girdi kardeşim, arayışa. Sen istersen kafa sallama, istersen beni reddet. Ama bu realitedir, bu gerçek. Ben işim bu ya. Ben dershane değil mi? Bir tane söyle itiraz etti. Olur mu abi? Lan sen benden fazla mı seviyorsun Nisa'yı Nur? Nereden biliyoruz abi dedi. Ben her şeyimi verdim. Sen neyini verdin? Bir saat bile vermiyorsun. Bir niye kendini aldatıyorsun? Birisi sana giydirmiş bu fikri elbise gibi. Ben çok seviyorum. Çok seviyorsun da bir lugat vermiyorsun. Niye vermiyorsun? Lugatını niye vermiyorsun? Lugatını bile vermiyorsun. Peki o genç ne anlayacak? Hiç niye aslını unutuyorsun? Sen Nurları tanıdığın zaman nasıl bir ders istiyordun? Bana öğretmen soruyor. Abi diyor, öğretmen yüksek obaya mı, yaylaya mı bir yere tayin oldu? Ya diyor, bana ne tavsiye edersin? Felsefe öğretmen. Dedim ki sen talebeliğini unutma. Bir öğretmen sana nasıl olmasını istiyorduysa sen öyle ol. Sen nasıl böyle orada oturduğun zaman ders isterdin? İlk dönemlerini unutma. Hani yeni gençler geldi, sen yeni gittiğin zaman hatırlıyor musun? Onları unutma. Şimdi 15-20 sene geçmiş, kaşarlanmışsın. Duzoku kardeş, duzoku. Onu sen odanda okursun. Öyle okursun. Çünkü bu sefer adamları itiyor sadeleştirmeye. Ona bir saygın bir ihtiyaçtan çıkmış. Yani bütün yani sadeleştirme yanlıştır. Hatadır. Olmaz ama bu adamlar buraya niye itildi? Niye itiyorum ben? Ben de sebep olmamam lazım. Ben dershane ehli olarak bunu söylüyorum ha. En sert çıkanlardanım. Canımı dişime takarak adamlara demediğimi bırakmadım bu sadeleştirmede. Ama bu noktada da biraz da kendimize çuval düzünü bize sokmak lazım. Ben ne yapıyorum? Gençlerle ilgileniyor muyum? Birebir şey yapıyor muyum? Onların seviyesine ilgileniyor muyum? İlgilenenlere bile engel oluyor. Ben niye gidiyorum yurt dışına? Niye anam dilim alıyor? Çok mu seviyorum? Havalimanlarında, koltuklarda yatmayı. Niye ya? Kilisede böylece anlatıyoruz. Sıkıntıların yani bu kılıf altından ucunu anlatıyorum. Sıkıntıların kontrolü için akıl ve dima, akıl ve duygu kontrolü diye seminer veriyoruz. Niye? Ya o bahanede Risale'yi anlatıyoruz. Evet, ben bir yer okuyayım isterseniz. Yani bu mütalaa ve müzakere deyince abi hem üslup, hem bir metodoloji. Bir de zihnen fikren eve böyle layıkalara doğru gidiyoruz abi. İster istemez. Bu işte layıkanın ehemmiyeti abi. O zaman oradan bir şey yapayım bak. Rahim bismi subhaneum ve hem işin ilahi sallibiyam diye selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve adadu rufati resaili nurilletim resailleti ketebtum ve tektubun. Aziz Sıdık kardeşlerim. 10. şua. Yani ben niye öyle başladık bir tanışma olsun diye. Kardeşim dershane benim bağım, bağrım. İçim yanıyor. İçim kanıyor biliyor musun? Yani geliyor senelerce herkes kendi dünyasına bunu vursun. 10 sene olmuş, daha 3 defa külliyatı bitirmedi. Ben üzülmeyeyim mi? Suç ben kendimde de arıyorum. Benim gibi insanlarda da arıyorum. İlle sende suç yok. Yani bende de var. Niye okutturamadım? Niye ben sana vesile olamadım? 2. Yok ben vesile oldum. Sen niye okuyamadın? Çünkü düz okuyunca ruh sıkılıyor belirli aşamadan sonra arkadaşlar. Sıkılıyor. Zor oluyor. Ha, bu sana ruh diyor ki yöntemini değiştir. Bak yöntemini. Ruh sana böyle diyor. Mama misali ver. Mama tamam, bebekken doyuyordun. Şimdi doymazsın kardeşim.
Bak 10. şua namındaki yazdığınız Filistin'in ikinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki Risale-i Nur benim gibi aciz ve ihtiyar ve zayıf bir biçareye bedel genç, kuvvetli, çok sahiptir içinizde bulmuş ve bulacak. Ya bu lankasız. Bu olmasa sözlerde bu ders olur mu? Sözlerde bu olur mu? Olmaz. Yani kendi nurcu hissedemez. Laikaları okumaya. Niye? Risale-i Nur amenu ve amilu salihat. Yani dinde de öyledir. Tren var, ray yok. Tamam sözleri okudum. Mektubat, şualar, lemalar. İman esas şeydir, tren gibidir. Nasıl hareket ettireceksin? Ray. Bunlar raydır. Bunlar o kadar ısrar ediyorum ki sanki ben başka uzayda şey yapıyorum. Adam şöyle der. Orada bir layık oku da gidelim. Elinde böyle yapıyor. Orada bir şey oku da gidelim. Ben böyle yapıyorum. Müceddidin eserinde böyle yapıyor. Ben denk geldim ya. Anadolu'da tanımıyorlardı. Pat diye girdim böyle oturdum. Adam böyle. Bir şey oku da gidelim diyor. Almanya'da rastladım. Augsburg'da. Ben bizzat orada değildim. Tabi o zaman tepem atardı. Türkiye'den gitmiş bir profesör. İmani ders yapmış. İkinci imanı yapmış. Abi dediler uzaktan geldin. Bir de layık okuyacağım. Ne demek layık adı? Mektuplar diyor. Ya mektuplar ne yapacaksınız diye. Bir kişi ustadın talebelerinden bir kişinden bir kişi hususi bir aletinden bahsediyor diyor. Veya usta onun aletinden bahseden bir şeyler diyor. Onlar o kadar mühim değil. Aman ya. Cinayet. Şu cinayete bak ya. Ben bu olmazsa bak ne kadar ilim ehli var. Şu son tarihlerde. Koca koca adamlar devrilmedi mi istikametsizlikten dolayı? En büyük nimet ihtina sırat-ı müstakimdir. İlim değildir. İlmin kıblesi sadakat olursa ilim seni istikamete koyar. Ya Rab istikametimi artır, istikamet ver, istikamette sabit tut diye dua ediyoruz Fatiha'da. İlim değil. Eğer Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ömer'in adaleti zulümdür. Ebu Bekir'i kaldırırsanız Osman'ın enfüsülü çöküntüdür. Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ali'nin ilmi cehalete vesiledir. Yani Ali, Ömer, Osman simgedir, semboldür. Kişinin değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam camide Muhammed Allah yazdığı gibi. O bir simgedir. Peygamberlik tarafını, beşeriyetini Ahmet anlatıyor. Onun için 19. mektuba ve 19. söze Mucizat Ahmediye. Mucizat-ı Ahmediye bir de Risalet Ahmediye. 19. söze. Niye Muhammed demiyor? İşte laikalar olmasa istikamet yok. Nasıl bulacaksın? Layıkasız. Nerede kime karşı duracaksın? Neyi neye anlayacaksın? Layıkasız olmaz. Bir insan layık okuyorsa istikameti var. Lazca söylüyorum. Layıkası yoksa istikameti de yoktur. Nasıl hareket edecek? Mesela bir nurdaki istikamet abi, yani emredildi ve okuduğun gibi anlamak mı veya Risale-i Nur'un o ray yollarını neye göre yapacağız? Bak, layıkalar yorumu hiç yok. Mesela 16. sözün yorum var. Herkes farklı ders yapar. Huve evvelu, evvel ismiyle değişik ders yapar. Ahiruhu, değişik ders yapar. Zahiru, batını, değişik esmayla değişik 16. sözü anlatırsın. Mesela Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Çekirdekte misal verirsin, güneşte misal verirsin, ruhun beden hakimiyetinden misal verirsin vesaire. Yani çeşitli yöntem olabilir. Anlayış farklılığı olabilir. Fakat layıkalarda farklı anlayış yoktur. Yap de kelimesinden yapma anlaşılır mı? Yapmayacaksınız diyor. Gideceksiniz, gitmeyeceksiniz, deyin, deme. Onun tersi olur mu? O ki sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek bir şey olmaz. Laikalar tevhile hiç şey değil. Tevil ediyorsa adam çizgiden çıkıyor. Tevhile şey yok ki. Nettir. Yorum yok burada. Mesela Amentü Billah'ta mesela Allah'a imanda. Allah nasıl? Herkes Allah'a farklı anlatabilir. Rahman'la Allah'ı anlatır. Latif'le Allah'ı anlatır. Kerim'le anlatır. Çeşitli isimlerle Allah'ı anlatırsın. Peki öğle namazının farzını hiç kimse farklı anlatamaz.
4 rekattır. Kimse 5 anlatamaz. Temelleri var. Yani ne yapacağımız o nettir. Bunu bize laikalar bildiriyor. Laika yoksa istikametimiz yoktur. Zaten şey yapıyor. Bak diyor ki Risale-i Nur benim gibi aciz ve ihtiyar ve zayıf bir biçareye bedel, genç, kuvvetli, çok sahipleri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmili, izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş, tahmin ediyor. Size tevdi edilmiş. Size vazife verilmiş. Hani diyor ya Peygamber Aleyhisselam, la teşbih ve la temsil. Ben tenzili için savaştım. Sen tevili için savaşacaksın. Bak demek ki tekmili, izahı, haşiyelerle beyanı, yani ona dipnotlar bulmak, külliyattan gene ve ispat etmek, o sorulara cevaplar bulmak size tevdi edilmiş. Tahmin ediyor. Peki tahmin ediyorum, nasıl anlayacağız? Aşağıda anlatacak. Bir emaresi de şudur ki, şimdi onu izah ediyor, emaresini tahminini izah ediyor. Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatları kaydetmek için teşebbüs ettim ise de çalıştırılamadı. Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Mehaz bu. Ondan dışına çıktı. Tabi hiç şansın yok. Bak bir daha söyleyeceğim. Bir de dedim ama. Risale-i Nur'un bu laikalarına okuyup da bağlı olmayan nice insanların hadiselerde nasıl devrildiklerini, koca koca çınar ağaçlarının şahidi oldu. Bir kere daha Risale-i Nur'a laikalara sadakatını belirtmiş oluyor. Muhtelif şekilleri şefkat tokatlarında gözüküyor değil mi abi? Ya, bazı misaller abi. Bazı misaller. Şefkat tokatlar aynen öyle. Kur'an kelamullah olduğuna ve icaz nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa, yani Kur'an kelamullah olduğuna, ondan sonra icaz nüktelerine dair mektubatta, lemalarda, şualarda, Asay-ı Musa'da, şurada burada parçalar toplansa, bak bize öğretiyor nasıl yapacağımız. Veya haşer dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel bir izah, bir haşiye, bir şer olabilir. Yani budur. Yani şer ve izah. Okudum ben cümleyi. Kafamda ne geldiyse söylüyorum, izah ediyorum. Öyle bir izah yoktur kardeş. İzahın şekli bu. Peki sen ben de bana yapıyorum. Ama ne yapayım? Karşımda acayip kötürüm insanlar var. Dersten önce ya demişler zındıktır, ya inkarcıdır, ya Kadir inkar ediyor. İster istemez konuşma yapıyoruz. Ama ne kadar kendim Risale-i Nur'un dışına bir şey çıktığımızda, kim çıkarsa çıksın, ben dahi çıkıyorsam yanlış o. Risale-i Nur'dan vereceksin bilmane. Ya orayı açacaksın, getireceksin veya hakimsen oraya, o paragrafı bilmane nakledebiliyorsun. Bak izahı nasıl getirmiş? Kur'an'ın kelamullah olduğuna veya Kur'an'ın icaz nüktelerine veya haşre dair parçalar, ayrı ayrı burhanlar bir araya toplansa, Asay-ı Musa'da bu var. Şuradan, mektubattan, şuralardan toplansa, mükemmel bir izah, bir haşiye, bir şerh olabilir. Böyle olmalı. Zannederim ki, hakaik-i âli-i imaniye tamamıyla Risale-i Nur'u rehata etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. Bu kadar. Şimdi Kur'an ne dedi yani şimdi? Mesela şöyle diyelim Mehmet. Biz mi Kur'an abi? He? Biz mi Kur'an ne şer diyecek miyiz abi? Şer değil biz bu Kur'an. Mesela üçü de kullandı ama mesela haşiye koysa şerh olur. İza tekmildir. Mesela diyelim ki 6666 tane ayet var Kur'an. Hizbul Kur'an'da neyi koymuş? Ne var orada? Diyor ki Risale-i Nur'un meazı ve kaynağı, işte Risale-i Nur'un esası olan ayetler
Ve bu okunduğu zaman vehim ve vesvesenin gelmemesi. Yani o Kur'an'da 6666 tane ayette dima, kalbi inşa eden ayetler. Onlar bir araya getirilmiş. Mesela sen İzbul Kur'an'ı dükkanım bereketlensin diye olmaz. Onun için toplanmamış o. Uçayım, kaçayım böyle su üzerinde yürüyeyim. Onun için okuyayım değil. Yani ne? Vehim ve vesvese gelmiyor okunduğu zaman. Bunun için bir araya getirilmiş. Zaruri ihtiyaçlar öncelik gibi yani. Evet. Bu asırda manevi yaralar çok fazla olduğu için onların tedavisi noktasında zahabeleri göre. Kur'an'ın bu asra bakan bir için. Bu asra, evet. Şimdi bu derdimiz şu. Yani adam Allah'ı anlatırken gidiyor. Mesela güneş şeyinde penceresinin birinci pencerede. Tamam yani icmal edebilir mesleği ya. Yani güneş şu kadar büyüktür, o kadar. Ustad 70 defa daha suratlı top mermisin falan. Dünyamızdan 1 milyon defa ziyaden büyük falan. O desen ki işte sahnede şu kadar işte enerji geliyor kısaca. Ama detayın detayı. Oo asıl unutuldu. Bu şerf izah mı? Yok. Asıl yok. Güzel bir fizik dersini dinlemiş olduk. Merkezden uzaklaşmamak. Tabii ya. Çakmak. Yani faydası şu. Ana merkez unutturulmamalı ve getirildiğin o izah külliyat reddetmemeli. Mesela diyor ki ona ait, reddediyor mu? Ediyor. Şöyle diyor 147 meselede. Harici tefekkür ederken icmali geçiriyor. Enfusi derinden, enfusi derin demiyor. Derinden deneye, inceden inceye. Tetkikat yap. Hakikatın usul yolu budur diyor. İnceden inceye, derinden derine diyor. Yani kendini tanımlama, işte mutala, muzakere var ya böyle. O onlarda şart. Çünkü herkes her meselenin her mertebesini anlamaz. Ama gene şeyde dolaşıyorsun, külliyatta. Ya lemalarda hayat böyle geçiyor, sözlerde geçiyor, mektubatta böyle geçiyor. Güzel bir sofra oluyor. Mesela herkes evinde bir tane tabak yemek getirse... Çek, değil mi? Ortada korkunç bir harika bir sofra olur. Niyazi abi fasulye getir ya. Nerede Niyazi abi ya? Yok bugün lahana getirdi ama. Laflar özel abi. Peki. Zannederim ki hakaik âli imaniyi tamamıyla Risale'nin ihate etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. Bir tanesi bana şey getirdi. Kaderle alakalı bir adam. Meşhur Türkiye'de, çok meşhur. Öyle bir şey vermiyor. Hiç ama. Yani yanından geçmemiş. Böyledir diyor. Allah yazmıştır diyor. Kader. Bu böyle diyor. Kanaat edeceğiz diyor. Allah teslim olacağız. Bunun üzerine. Kader ait misal vereyim diyor. Rahat yapayım diyor. Acayip bir şey. İsa'nın dışında hakikaten. İsa'nın yolunda yüksek hakikatlerle zehirlenmişiz abi. Fıtratımız başka bir şey kabul etmiyor. Demiyor ki yani. O kadar. Belki de onu dinleyeni de vardır mutlaka. Ama acayip ya. Bak. Hakaik-i âli imaniyi tamamıyla Risale-i Nur'u ihata etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. Bazen izah ve tavsile muhtaç bazıları böyle şey. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Bak. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşallah vazifeniz şerhle, İzahla, tekmil ile, taşiye ile, neşir ile, talim ile, mutala, muzakere, talimdir. Beraber, talim. Arkadaşlar bir araya gelelim, talim. Beraber talim, bu muzakeredir. Sofrayı kuracağız yani. Maide-i Kur'aniye. Talim ile, belki 25. ve 32. mektupları telif ile, ve 9. şu anın 9 makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tahsi ile devam edecek. Şimdi ben bunlara ait bazı yerleri açayım. Mesela tekmil hakkında 250'den bak ne diyor. Yani biraz umumi ders olmadığı için biraz herhalde cumartesi. Çok güzel gidiyor abi. Yani belki yeni arkadaşlar varsa ben o söylüyor. Biz geldik falan, temin taşı, kahve, diyebilir
Oysa benim bu. Yani orada şey yapayım. Tarib-u şamsı fi ayni hamiye. Hücet ve nükte ve haşiyesine beraber. Mucize-i Kur'an'ı zehirleri içine girse münasip olur. Siz dahi münasip görseniz yazılsın. Bunun altına nerede buldum bir parça? Mesela bir tanesi bana bir soru soruyor. Oysa şey yapıyorum, suret okuyorum ya. Ya fesubhanallah, onun cevabı o surete ben orayı unutmuşum. Öyle Cenab-ı Hak bir soru soruyor ki münasip görsün. Bir baktım Allah Allah. O sorunun cevabı, adam soru soruyor. Meğer o sorunun cevabı öyle bir yer ki ha, benim çalıştığım mevzu aslında alakadar ben orayı unutmuştum. İşte siz de münasip görürseniz diyor, yazılsın. İcaz-ı Kur'an nüktelerine ait mühim parça bulsanız ilave edebilirsiniz. Demek ki ya ben izah yapıyorum külliyatı, aç bir yeri, ver ne vermişse Allah, öyle düz git, öyle bir şey yok. O parçayı oradan alacaksın, o parçayı oradan alacaksın. Birleştirdiğin oradaki nükteleri, o aşağı gelecek o haşiye, tahşiye demek. O ruhu, bak bir daha söylüyorum, kafayı kaldırdın izah yaparken, ruhu aslı rencide etmeden orayı bütünleştirmeye dair istinbat mana hak ve caiz. Yoksa ilim durur. Yani tüm külliyata mı hakim olmak gerekir? Bir şey? Biraz derece derece Yasin'im. Mesela diyelim bugün bir tanesi anlatır. Yani Ümraniye'de bir hanım. Demişler ki sen ders yapamazsın. Niye? O kadar külliyatı bilmiyorsun. Sen burada arkadaşlar var. Şimdi ders yapıyorlar hanımlar. Bunlar da daha şeydi, kompleks sıkıntı. Dedim bak. Külliyat hakimine cevap veriyor. Elemteri'yi bilen adam lilafi değil, elemteri'yi anlatmayı, Müslümanlara bu konuda fayda olmayı mecburdur. Lilafi'yi de bilen elemteri lilafi'yi de verecek. Yani kim ne kadar biliyorsa onunla cihat ettiği, onu anlatmayı vazifedir. Çünkü amanın amaya imameti caiz. Ama ama bize imam olamaz. Cahilin cahili imameti caiz, cahil alime imamet olamaz. Şimdi mesela külliyatı bilmiyor. Bir Asem Musa okumuş. Ne biliyorsan anlatacaksın. Bildiğin kadarıyla nasıl olsun. Desen ki ya ben külliyatı bilmiyorum. Bitirdikten sonra diyeceksin ya enfusu bilmiyorum. O zaman ölüp gideceksin, hiç kimse bir şey anlatmadı. Bir şey büsbüsün elde edilmiyor. Bir şey değil miyim? Öğrenmenin en güzel yolu, bu dersleri biz okuyoruz ya. Depoluyoruz. Ders yaparken, anlatırken öğreniyoruz. Ben çoğunlukla kaydımı öyle yapıyorum. Sonra acayipime gidiyor. Ben ya bu neydi falan, sizin yanınızda not alamıyorum. Ağzımdan çıkıyor. Sebebi o misal, sizin o masum ve iştiyaklı, ihlaslı haletiniz beni de aktif ediyor. Bir örnek çıkıyor, benim de hoşuma gidiyor. Yani istinbat-ı mana. Peki bu neydi? Tekmil. Yani okunan yeri, Ayşe'yle biraz önce yaptım işte. Orayı da açtım. Bu ustad neyi yapmış? Mucize-i Kur'an'ı hakkında zeyil yapmış. Mucize-i Kur'an'ı. Siz diyor bundan bu parçaları, bu parçaları ben almıyorum. Alırsın. Ama daha diyor, münasip gördüğünüz parça varsa onu da getirip eklersiniz. Mesela hepsine bir örnek şey yapayım. Bakayım nerede? X nereye konmuş? 147'den yapayım. 147'de izaha ne diyor? Okumalı hadiselerde böyle kenara ufak notlar almak istifadeyi artırmasın. Şeyde söylüyor, Barla'da diyor. Altını çizmek, kenarlarına notlar almak. Atıf gideceği yere ufaktan yerine işaret yapmak. Tabii ben mesela şu anda derste her şeye nasıl hakim olacak? Vallahi zannediyor ki bak nerede? Her taraf olmuyor. İnsan unutuyor. Ne yapıyor? Kenarlarına şey düşüyoruz. Usta tabela misal. Kaç kilometre o atıflar? O kadar. Mesela demiş ki bak burada izahatın izahı 147'de. Aç 147'yi. Açayım 147'yi. Efendim 56'ya atıf nerede var? Onu bulayım. Lambanız bana göre. Ha şurada. Burada lise mektebine tesirli bir nur girdi.
Şimdi izah yapacak. İzah mı yapacak? İzah ne demek? Nasıl? Herkesten bir kafa çıkıyor ya. Sen kafadan ses çıkıyor. İzah şöyle olacak, birisi geliyor şöyle olacak. Ya ustad ne diyor, ona bak. Kim yaparsa yanlış, ben dahi yaparsam yanlış yapıyorum. Kendim diyorum. Bir tanesi dedi ki bana cenazede. Ya Hasan kardeştir dedi. Misal verirken konu dağılıyor dedi ya. Biraz da böyle mevzuda kalsan olmaz mı? Çok doğru söylüyorsun dedim. Çünkü ben de muzdaribim. Öyle zaten şeyi de onayladım zaten mailini. Ya öyle mi ya, o da kızardı bu sefer. E ben o zaman neyi savunacağım ki? Ama nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl oluyor? Şimdi bana çok soru soruluyor. Cemaattan, hocalardan. Çok mail atılıyor. Bunlara tek tek izah yapamıyor. Zamanım yok, gücüm yetmiyor. Ders yaparken kafamda ya o sorular. Öyle bir misal vereyim ki hem burayı izah etsin hem de o sorusuna cevap olsun. Birçok muhatabı ancak bu kadar toparlayabiliyorum diyorsun. Ya o kadar yapabiliyorum yani, ona da cevap olsun manasında. Ama tabii ki o ille şeyden ayrımdan yaparsan sırf o muhataplarım tek olmadığı için, ama ona da izdirabımı da söyledim. Doğru, haklısın. Bak şimdi burada izaha ustad nasıl anlatıyor? İzah nasıl olmalı? 147 Kastamonu. Burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da 32. sözün birinci mevkıfı. 1. 30. lemanın ismi ad ve hakem nükteleri. 3. Tabiat leması katimesine kadar. Ayet-i Kübra'nın nerede nereye? Kompresi değil. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir diye başlayan birinci makamın başından ilham, vahiy mertebeler hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın hudus hakikati ta imkana kadar yeni hurufla bir ihtar manevi ile izin verdik. Daktilo el makinesiyle kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı, bak şu parça, şu parça, şu parça, şu parça, bir de tabiat şey, ayet-i kübranın, ayet-i kübranın efendim bu dünya memleketine girenden 18. mertebe dahil mi diyor? Hudus hakikati imkanı oraya kadar yeni hurufla bir ihtari maneviyle izin verdik. Yeni hurufla. Daktilo el makinesiyle kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'li top güllesi gibi atabilirsiniz. İzah bu. O parça. Asay Musa. Asay Musa. Evet diyebilir. Çünkü Asay Musa toplamadır. Usta kendisi yaptı sağlığında. Zübeyir abiler mesela hizmet rehberini yaptı. Onlar toplamadı şu parçadan şu parça. Beşeriyet girmemiş yani. Çünkü füllatın şeyleri. Yani lise mektebine bir nur girdi derken o lise mektebinde bu tür bahisler okunmalı ve bu tür izahatlı bunlar izlenmeli. Evet, aynen öyle. Füllatın genelinde. Çok güzel. Ne yapacağını. Mesela liseli geldi çocuğa. O öğretmenlerimiz var içimizde bazı mesela. Şu an dinliyorlar sizi gibi. Evet. Yani mesela ta girdin sen oraya. Şimdi bu ders olur mu çocuklara ya? Şu halk okuduğumuz ders olur mu? Çocuklar, Risale'ne sadakat etme. Sadakatında şey, layıkalardır. Tamam mı? Dünyada en büyük nimet istikamettir. İstikamet de hedefi, yani her şeyin kıblesi var. İnsanın kıblesi de sadakattır. Sadakat olursa, şöyle misal veriyorum ya. Peki işinize yarar. Dağcılar var, dağ çıkacak, tırmanacak ya böyle. Bir tane ipin ucunda demir var. Attım, taktım, tut, çek, çık. O tepenin adı sadakattır. Bu ipin adı istikamet. Eğer hedefine, gayeni, maksadını taktınsa, oraya gözünü diktinse, o yol sana istikamettir. Külliyattaki sadakatin ismi ne? Evet. Dendiği gibi yapmak. İhlas dendiği için yapmak. O kadar veciz. Böyle denmiş. Vallahi billahi, bak 51 yaşındayım, 17 yaşından beri bu parkura girdim. Allame-i cihan ol, sözleri ezberle, mektubatı ezberle, Kur'an'a yemin ederim, şuaları ezberle, dört kitabı bak, lemalar, mektubat, sözler, şuaları ezberle. Eğer laikaları bilmiyorsan istikametin olmaz.
Çünkü nerede ne anlatacağını, bak Kastamonu'dan okuyor. Nerede ne yapacağını, nerede nasıl duracağını, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemezsin. Yani ipi atacağımız yer külliyatta merkez olacak. Olmalı. Mesela 16. sözden istikamet bulamazsın. Allah'ın bir anda farklı farklı nihayetsiz işleri bir iş gibi nasıl yapıyor? Allah eli ayağı yok, numune yok, patent yok, numune yok, misal yok. Nasıl yapıyor? Fatır o demek yani. Maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, takdirsiz, numunesiz, muacelesiz, örneksiz. İlk ve son yapan Allah. Her sene arabanın modeli değişiyor, atın değişmiyor. Bir anda nihayetsiz işi tek iş yapıyor. Nereden okuyacaksın? Güneş misali veya 16. sözü oku. Ama sen onu nasıl, nerede anlatacağın ilmini Laika'dan okuyacaksın. Kime? Bak kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Makam, maksat, uslup. Bunu Laika'dan öğreneceksin. Vâminu sâliyat. Âmenu vâminu sâliyat. İman esasları, sonra sâliyat. Sâliyat dendiği gibi yapmak. Yani bunları da öğreneceğiz. Gıdanın yemek haline gelmiş şekli Laika'lar gibi yani. Tabii ya, şimdi arkadaşlar birbirimizle haberimiz yok. Birisi Sibirya'da, birisi Kuzey'de, birisi Güney'de. E nasıl yani? Herkesin eline böyle dershane geçmiyor ki. Ben Almanya'da dolaşan eskiden. Geçmiyor. Nasıl adam hareket edecek? Kime nasıl anlatacak? Ha mesela dediğin gibi. Bu ne demektir izah? Yani lise mektebine gittin zaten sen bunu okumayacaksın. Bak niye? Kastamonu dedi ki sana. Bak Kastamonu şurayı oku lise mektebine. Bak bir de okuyayım. Sevgili kardeşim. Bir. Oo, ismi Abd. Tam benim şeylerim böyle keyiflerim. İsmi Hakem Nükteleri. Tamam mı? Ondan sonra 32. söz. Başka tabiat risalesi. Talebeleri dolaştır afaklarını. Tabii ya. Hizmet vaktinin şeyi var. Protokol şey yaptılar. Ben dedim İbrahim İpokal dedi bana böyle böyle. Dedi beni de yazın. Abi lise olsun lan. Gideceğim mi okula? Gideceğim. Ama abi dedi üniversite mezunu olman lazım. Bak televizyona çıkmayan insanım. Bak geçen sene Ramazan'a 11 televizyon davet etti. Bir kısmı psikolojiyi anlat dedi. Bir kısmı iman mesela. Bak inanın bu kardeşiniz. Ama nefsimde o kadar istiyor ki. Ama çıkmadı. Yeter ki kutsiyetimize kaypak ve kaygan bir seni. Başkası çıksın. Sen oradan buradan desin. Ama çocuklara, hani çocuğa giriyorsun senin. Hani onlar bir hakik iman. Öğretmen kardeşim burada varsa ki var. Ganimet kabul et. Ben vakıf olmasaydım öğretmen olurdum. Şimdi girdin çocuğa bir Allah binlerce işi, nihayetsiz işi, tek iş gibi nasıl yapıyor? Ya bir nuraniyet meselesine bir gir be kardeşim ya. Bir tarumar et ya, kainat ayağa kalksın yani o şeyine, izahına yapın. Çocuğun kafası dışı yapsın, biz okulda tanıdık mesela. Elhamdülillah. Ha, ne yapacaksın? Burayı okuyacaksın o çocukla. Şimdi sen bu akşamki dersi Kastamonu 56'yı okumayacaksın. Nerede ne yapacak? İşte o cübbeli demiştim hapishanede. Dedim ki ilim sorun yok dedim hocam seni. Çünkü pazarda tanıştığımız için orada okumuştum. İlimde sende sorun yok. İlim sorun yok. Ama ilmi siyasette sorun var. İlmi siyaset ne dedi benim? Bak ilmi siyaset Gazaliler. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Makam? Maksat? Siyak? Sibak, uslup ifadesiyle onu söylemek. Bunları bütününü nazara alabildiğin kadar faydalı olursun. Bu cezai hale mutabakattır. Ne dedi biliyor musun? Bu dediğini dedi nasıl olacak dedi ya. Bu saydıkla nasıl olacak tanışıyoruz ya. Dedim ki Laika'lar okuyacaksın. Allah Allah. Laika dedi hangisi? Emirdağ ve Kastamonu. Bak iki kitaptır temelde. Sikke'de var, tarihçe var. 4. 2 tane. Kastamonu abidir. Emirdağ benim tabirdim. Abladır. Yani enfusi inşa ediyor hissiyatı Emirdağ. İç yapılanmayı böyle düşün, böyle düşün. Şu şudur, küfür şudur, şey şudur. İçsel yapıdaki karışıklıkları dengeye getiriyor. Kastamonu ya yapma, bak, net. Bakma, git. Orada şey yok, yorum yok. Bu budur. İmani meseleler gibi anlayış farklılığı olamaz. Net. Bu budur. Yani bundan ne anladık? Yani çocuklara layık oku dendi mi? Yok. Ya ben böyle anladım. Olmaz kardeşim sen anlayacaksın. Böyle okuyacaksın çocuklara.
Çocuklar bunları anlatacaksın. Dört tane yeri anlatacaksın. Sonra ne dedi abi? İtiraz etti mi? Okuyacağım dedi mi? Dedi. Ya okuyacağım dedi ve zaten inşaat icazda mesleği önürüyü verdim. Yok şu hürmeti var. Ondan sonra şey var. Ya dedi o layıkalar. Ya biz dedi duydum ama dedi o layıka dedi hocam. Ya hususi böyle bazı anlayışların yazıldığı yer. O mesela Kur'an'da sen bilirsin. Kale Musa, Kale Firavun. Kale Musa, Kale Firavun. Yani Kısa-i Musa niye koymuş? İbrahim Ali ben ne yapacağım ben başkasının kitabını? Ben Meryem'in kitabını niye okuyayım? Meryem'in kısasını ben niye okuyayım? Meryem olmayacağım. Karın olmayacağım. İsa'yı da doğurmayacağım. İsa da yok. Ben niye? Ne yapacağım bunu ya? Babasız olmuş. Yani benimle ne alakası var bunun? Mesela bugün öyle mutala ettik. Kısa-i Musa'nın bazısa bakan veçesi. Hatta var ya Bakara suresinin 20. sözde taşların, taşlarda misal veriyor ustada soruyorlar ya. Ya taşlar Kur'an niye misal veriyor ya? Bir haşiye misal girseniz abi ona. Çok hoş hakikaten. Musa mı? Yani şimdi bir parçasını anlatayım bak. Ayette Karun Musa'nın kavmindendi. Allah Allah. Karun Musa'nın kavmindendi. Ona mı gireyim ilk önce şundan mı gireyim? Şimdi bak. Kardeşim Kur'an'a direkt sen muhatap olacaksın. Bana indi diyeceksin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynasında her bir beşer bana indi Kur'an. Bana indi. Güzel. Bak her bir 286'da şu anlarda söylüyorum. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulur. Cümle böyle. Misali burada. Bak bir daha söylüyorum. Her bir mana küllidir. Mutadit manası vardır. Her bir mananın mutadit manası var mı? Var. Bir. Her bir manada külli midir? Evet. Her asırda efradı bulunur mu? Evet. O zaman Kısa-i Musa'nın bu asırda efradını bul. Musa kim? Eğer Musa'yı göremezsen, Musa'yı bilemezsen Firavun'u da bilmiyorsun demektir. Eğer Nemrut'u bilmiyorsan zaten İbrahim'in yanında değilsin demektir. İbrahim'i bir meşrepten bahsediyoruz da. İbrahim bari olunuz diyor. Ruhunuza iman libasını giydirin diyor. Allah Allah imana libas diyor. 20. sözde diyor bunu. Ruhunuza iman libasını giydirin diyor. Acayip bir şey ya. İbrahim meşrep nedir? Bakın. Tefekkür ve şefkat. Mesleğinde ilerleyen İbrahimleşiyor. Kur'an'ın o şeyine muhatap oldu demektir. Şimdi Musevi meşrep, Musa Aleyhisselam'ın kısaları... Musa Aleyhisselam Firavun'a karşıydı. Ve Musa Aleyhisselam denizi yardı. Ve deniz onu boğamadı. Tamam. Ben kısa geçiyorum bu ders uzun. Musa suya galip oldu. Ha, Musevi meşrep Musalaşınca bedenin yüzde kaçı sudur? 76'sı. %70'i, 3'te 2'si su. Bedendeki su unsuru var. Dört unsur var. Toprak, su, hava, nur. Tamam. Toprak, bütün sahip toprak olmalı var ya. İşte su unsuru, Musa'yı simgeliyor. Vücudun %76'sı su mu? Suyla alakalı duygularımız var. Şehvettir. Kanla alakalı. Duygular, hisler suyla alakalıdır. Onu neyle mukabele edeceksin? Musevi, yani İsa, Musa Aleyhisselam'ın sıfatıyla nedir o? Sünnet-i seniye uyacaksın. Sünnet-i seniyeye uymak vücudun su unsuruna hakim olursun. Mesela bak, oruç diyor, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur diyor. Hatırladınız mı? Niye Nemrutluk cephesine demiyor? Çünkü vücudun su unsuruna darbe vuruyor oruç, yemek değil. Su unsuruna darbe vuruyor, susuzluk noktasında. Çünkü firavun suda boğuldu. Senin firavunu suda boğacaksın, oruç da boğulur. Su unsuruna galip oluyor oruç. Çünkü firavun suda boğuldu. Senin firavunu da ancak suda boğarsın, başka karaya boğamazsın. Çünkü timsah tuttuğunu suya götürür, orada boğar, karada boğamıyor. Mesela Kur'an'da diyor ki, Kur'an'daydı değil mi? Karun diyor,
Musa'nın kavmindendi. Ben ne yapacağım bu asırda? Ne yapacağım? Tarih bir bilgim. Karun ne yaptı Karun? Toprağı altına çeviriyor. Ona uyması söylendi zekata. Ben ilmimle yaptım diyor. Uygula şimdi. Risale-i Nur'u unuttun sen. Hani yürüyemiyordun, zor getirmişlerdi. Hani bir şey kemküm yapıyordun. Sen nurları öğrendik, bir şeyler ağzımız çorba tutuyor şimdi. Şimdi diyorsun ki enanet gururla ben kendi ilmimle yaptım, gayretimle Risale-i Nur'u bildim. Enanet gurur yapıyorsun. Bu işte karunlaşmaktır. Karun, karun, ilmimle yapıyorum. Ben kendim beceriyorum, kendim yapıyorum bunu. Düsturların dışına çıkmak. Tabii ya, karunlaşıyorsun bu sefer. Ben yaptım diyor. La sadakat göster dediler Karun'a, Musa'ya tabi ol. Yok dedi ya, ben kendim niye tabi olacağım, nereye tabi olacağım? Ben kendim biliyorum, kendimle alakalı. Ne acayip bir şey. Mesela Nemrut ateşi dimağdır. Dimağ Nemrut ateşi yaptı. Eğer bunu yönetemezsen, eğer bu kafayı İbrahimleştiremezsen yaşama şansın yok. Buhran geçirirsin, depresyon geçirirsin. Of, yaşamak artık bana zevk vermiyor. Ben bir özel bir yerdeydim. Özel şimdi. Birleştirme o bir parçasıydı. Özel kişiler var. İbrahim Meşrep'ten bahsetti. O buhran bunalım. Bir tanesi diyor ki koca koca adama ya koca bir şirketin ne diyorsa ne diyorlar ona? CEO'su. Ha o adam. Hocam dedi ya hususi çekti ben onu şey yapamam dedi. Atamadan sonra ne çekti? Ya dedi hocam dedi yaşamak yok. Bana zevk vermiyor. Yani heyecan yok. Yaşamak zevki yok. Çoğu zaman ölmek istiyorum. Tamam Nurcu değil ama duymuş siteden. Bir araya gelmişler. Çağırmışlar o koca bir binaya. Oraya gitti. Şimdi İbrahimleşmeden Nemrut'un ateşinden çıkamazsın. Ruhunuza İbrahim'in libasını giydireceksin. Hanife'nin Müslüman tezgahında dokunan. Ne o? Risale-i Nur'un imani mevzularında. Şefkat ve tefekkürde inkişaf edersen Nemrut'un ateşi sana Gülgülistan. Şefkat ve tefekkür. Bu zamanki ateş ne abi? Bu zamanki ateş, Nemrut'un ateşi nedir? Uzun yığınların üst üste diye yapmış kocaman devası. Nedir o? İbrahimler atıyor ateşi. Uzun yığınları şey değil abi, fenli ilimler. Fenli ilimler. Malumatlar diyor. Ondan sonra şey o çantada mı, benim bir defter vardı. Onu üst kattan bir versene, o zaman ben size... Bir şey yapayım. Doktora diyor ya, odun yılları diyor. Odun, işte onu açtım onu. En üst kat gözünde eğer bulabilirsek İbrahim'in ateşi. Bir daha da Kur'an'ı değil mi? Muhatap olmak için bir şekilde dinleyebiliyor. Selam ezeriyle Cebrail Aleyhisselam'a depreme dönemiyor. Evet. Yani sen nasıl dinleyebilirsin? Şimdi eğer bulabilirsem o İbrahim'in ateşini. Bak külliyattan bulduğum inşallah İbrahim'in ateşini bulayım. Bulabilirsem harika olacak size. Onu not almış. İbrahim'in ateşi buldum. 37'de. İbrahim Aleyhisselam'a hususi bakan bir veçimiz var abi bizim. Halili'ye, Hillet gibi değil mi abi? Nasıl teknoloji yaptı? Evet. Allah Allah, aynen. Ateş, burudet de ateş cinsindendir. Ama o maddeleri saysak, o ateşler, bakayım, ha, Nemrut'un ateşi, neticeyi okuyor. Bir, nefret, demek. Üç, cimrilik, dört, öfke, beş, yalan, gıybet, kendini değersiz zannetme, özgüven kaybı, kıskançlık, haset, yeis, korku, bencillik, intikamcı, haramlar, farzları yapmamak, hayatından daha kıymetli idealler ve hedefler göstermemek, kendini fark edip tanıyamamak ve tanımlayamamak, bilgiyi netice zannedip ilme dönüştürmemek, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile Allah arasında koridor, berza ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek, hayatını disipline edememek, kuralsız yaşamak. Nemrut'un ateşi bu.
senelerce topladığım şey. Belki de 10 saniye oldu okudum size. Ateş merak ettim, ateş. Peki, ateş dedi bütün ha? Ne yapınca bunlardan kurtulacağız abi? Tefekkür ve şefkat. Ustad şu anlar da öyle diyor. İbrahim-i Meşrep odur. Fekür ve şefkat ruhumuza iman gömleğini giydiriyorsun. Yani İbrahim Aleyhisselam esbab dairesinde onu ateşten koruyan bir elbise var deniliyor. Evet. Bunun bizdeki karşılığı da iman elbisesi. Ha iman. İman da Hanife Musa işte onu giydireceksin. İman mahluktur hakikati. Bütün asallarımızın sayıdır abi. He? Bütün asallarımızın sayıdır abi. Evet. Bir şey bırakmadan gidiyor. Hepsi var bunların. Hepsi derece derece var. Önemli olan bunu fark etmek mi? Ha bir kere onun zararından hemen bilmeyle kısmen kurtulduk. Ha kendini haklı zannetmeyeceksin. Ya ben haklıyım. Dur ya. Ne yap? Ben şey şimdi anladım. Üstad diye karşımda müthiş bir yangın var. Ya. Halbuki hiçbir şey yok yani dışarıda. Allah Allah. Bak antikama su gitti ya. Ne karşımda müthiş bir yangın var. Allah Allah. Çok İçimde imanım tutuşuyor. Allah Allah. Hiçbirimiz ağrısı kalmadı. Mutala aynı şey mi? Yok. Bak. Mutala kendi başına bu nerede, bu nerede, bu nerede topladın. Sonra kafayı kaldırdın o mutala malzemelerini kullanıyorsun. Bu yöntem, malzeme, tefekkür, netice. Gitmek. Fikir de yol. Usta diyor ki fikir yoluyla. Fikir yoldur. Orada yürüyecek sensin. Yürürken kazandıkların tefekkürdür. Hazlarındır. Yani arkadaşlar... Güneş, toprak, su, hava, çekirdeğe geliyor. Çekirdeğe bir şey katmıyor. Ama dışarıda böyle demiyor. Batındaki program dışarıda gözüküyor. Biz bu derslerle batınımızı uyandırıyoruz. İçeriye taşınıyoruz. Enfusi tefekkür. Diyor ya usta, derinden derine, inceden inceye tetkikat yap. Hakikat yolu budur. Mesleğim 147. Ama afaki tefekkür ve güneşin çapına kadarmış. Onu Allah'a anlatacağım. Kardeşim onlar içmanı değişmiyor. Bağırsın. Hatta Kur'an-ı Hakim 25. sözde ukul afakta boğulur diyor. Esmalarla evet. Merkeze çeker diyor abi. Aynen öyle. Bak şimdi. Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermişim diyor. Haleti bulman lazım ki seni ateş yakmasın. Halet. Halet nedir diye belki de 4 tane ders var sitede. Halet. Kimse lügata bakmaz ha. Ben dahi bakmam. 4 saat var. 4 saat dersin en azından belki de 40 gün meşgul olmuş. Külliyatın. Külliyatta kelime kelime araştırıyorum külliyatı. Kelime kelime. Vallahi böyle ya biliyorsunuz. Bak halet var. Alaka var değil mi? İki kısmında giriyor. Ondan sonra bir başka bir ders de yaptık yakında. Akibet. He? Akibet. Kim bakar? Karanlığa bakan var mı lügattan? Doğru söyleyeyim karanlık. Karanlık dersini yaptım 1,5 hafta uğraştım. Zülmet. Zülmet karanlıktır. Hayır. Zülmet karanlığında diyor ustad. O ki zülmet karanlıktır. Niye? Zülmet karanlığı diyor. Kelam-ı israf olmaz. Gece karanlığında diyor. Tamam mı? Acayip bir şey ya. Deliyecek ustad. Acayip ya. Karanlık dimağıdır. Zülmet kalbidir. Korku aklidir. Haf kalbidir. Korku insanı çökertir ifratı. Haf insanı yüceltir. Hani çocuk misali veriyor üstad, validemin evet, bir yaşındaki tabi. Allah Allah. Ruhunuza imanı giydiriniz. Ey millet İbrahim, İbrahim var oğlunuz. Buna bazıları diyor, ya nereden çıkartıyor bu ya, bunu nereden çıkartıyor? Ya ben tipi tipten çıkarmıyorum, küllattan diyor, İbrahim var oğlunuz. İbrahim-i Meşrep, anlıyor musun? Nereden çıkartıyor? Allah Allah. Ben başka kitabım yok ki. Bir havuzun şeyin dediği gibi. Benim talim hocam var ya, Kur'an öğretiyor. Dedim hurufu mukatta vesaire. Yanımızda da birisi vardı. Dedi ki hafız dedi. Bir la esteriyi okuyayım da bir dinle dedi. Yanlışım var. La esteri. Okudu. Yanlışım var mı dedi. Doğru var mıydı dedi. Dört kitapta yeri yok dedi. İncil'den mi okudun, Tevrat'tan mı okudun diyor. Sonra şefkatle
Ya şaka yaptım diyor. Tek tek uğraşıyor senelerce düzenlemek. Tabii ya. Tenkitiş yapmayacağım. Arkadaşlar ilk önce şefkat bize yapacağız. Kendimizle barışık olacağız. Kavgalı olmayacağız. Tamam mı? İçinde hırçın kavgalı olan dışarıda uyumlu olamaz. Olamaz. Bir insanın içeride kavgalıysa dışarıda uyumlu olamaz. Dışarıda kavgalıysa içeride tufanlar kopuyor demek. İçeride kavga olduğumuzun alameti ne abi? İşte dışarıdaki uyumsuzluk. Mesela abi, mesela bir tane uyumdan bahsedeyim. Yeni uyumdan neydi onu sordu şimdi hatırlam. Ya abi bakıyorum diyor, şey yapıyor diyor. Ne yapacağım ben diyor. Güzel bir şekilde kavga yapmadan ayrıldım. Ya hepsini tusturlar koymuş be kardeş. Hak bilmeyenlere karşı hak dava etmek. Hakka karşı. Yersin, bir haksızlık. Ya. Bak bunu topla ne kadar uğraştım ateşe biliyor musun? 10 saniye oldu ama. Belki kaç füllattan ateşi topla, ateş gibi yaktı diyor, öfke ateşi söylüyor bazen, tamam. Nefret ateşi diyor. Mesela haseti hapishane gördüm. Sayabilir miyiz biz abi? O sayayım abi. Hı-hı. Canım benim, senin için bir değil 10 defa sayarım. Ya. Camide dediler ki bana, hocam dedi maaş almıyorsun da niye geldin bu almaya? Benim öyle bir gayem var ki değil maaş, çenemi bile yırtarım. Okuyayım. Nemrut'un ateşi. Nefret. Affetmemek. Affetmemek var ya. Ulan senin var ya. Araba sürüyor gene. Ulan veya yemek yapıyor. Ulan senin var ya. Ulan der. Ben nasıl cevap vermedim bak. Affetsen sen kurtulacaksın. Kendine ceza oluyor. Kendine ceza yapıyorsun. Ona bir şey olmuyor ki. Niçin atmışlar? İbrahim'i mi? Evet. Niçin attın lan? Onun dediklerini yapmaz diye. Sen bunu el sualini söyleyin. Sual sormak kim yersin? Bilmiyorum niçin? Ya ki, ha? Vermek için sordum abi. Evet. Niçin bak? Çünkü Nemrut şirkin mümessiliydi. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Tevhid inancına çağırıyordu yani İbrahim Aleyhisselam. Evet. Biz mesela Enfüs'e alınırsın. Enfüs'e şey yapalım. Bak dağınıklık yaşamak cehennemdir. Nemrut'un ateşidir. Bak şey yapayım. O ateştir. Niçin atıyor? Bak ona. Bak şimdi. Buradan gireyim. Bu Meryem'dir. Kulak zarı bozulmadan vahiy geliyor, dölleniyor. Bu burada dimağda gelen vahiy hakikat oluyor. Sonra ağzından İsa'yı doğuruyor. Ağız doğurma yeri. Ve ölüler, ölü gönüller diriliyor. İsa'yı tarihlerde ararsan bunu anlamazsın. Bu İsa nedir, Meryem nedir dersen bir manası dima, kafa, Meryem'dir. Çünkü yumurtalık. Vahiy zarı bozmadan İsa'yı dölledi. Vahiy ruhullah İsa aleyhisselam. Hakikat oluştu dimada. Ağız doğum yeri İsa'yı doğurdu. Yani hak. Ve batıl veya çökmüş, kurumuş gönüller hak ve hakikat vahiy geldiği zaman of be abi ya Allah razı olsun. Harika. Ya harika o çok iyi anladım. Veya of be sıkıntıdan kurtuldum. İsa dirildi. İsa'nın diriltmesi bu. Bir tane hocaya dedim ki Kırıkkale'de mutala ediyorlar ya hocalar. Beni davet etmişlerdi. Dedim ki hocalar ders yapıyor ona. Hocalar dedim, İsa Aleyhisselam ölüleri diritti, he dedi. Sonra ölmediler mi dedim onlar. Öldü dedi. E niye o zaman niye diritti ki dedi. Ya kafamızı karıştırma dedi. Hızır da öyle. Hızır demek oturduğu yer çorak yeşillenen. Hemen dirim. İşte bu derste var ya, şu anda sevi meşrep oluyoruz. Tefekkürden dışarıya çıkan enfusçilik İbrahim'i. Tefekkür ve şefkat, enfus, dişa vuruşu, isevi meşref. Şeriata uymak, müsevi meşref. Muhammedi tümünü cem ediyor. Abi, Mehmet abinin dediği... O ateşi hani için attı? Şöyle olabilir mi abi? Söyle abi. O kuvvet esasında geçiyor. Zıtlar hakiki manada yan yana duramaz mı sanırız mesela? Evet. Zulmet ve nur aynı anda bulunamaz gibi. O zulmeti temsil ediyor İbrahim Aleyhisselam. Adem'i temsil ediyor. Bunu duramıyorlar yan yana yani. Duramaz. Çünkü o olması lazım ki hakikat o zeminde inkişaf eder. Diyelim ki olumsuz hiçbir tanesi yok. Hatta yok ki. Haram yoksa farz olur mu?
Nemrut'u kaldır ortadan. Nemrut'un karşılığı bizdeki nefis ya abi. Evet. Onun için de sorun abi. Nemrut'un bizde karşılığı vehim. Vehim. Çünkü vehim dimağda çalışır. Hasan abi, peki burada hani kader caniminden bakarsak o hadiseye, ateşin varlığı bu hakikaten vuz bulacağı bir zemin mi? Evet. Hani ne Nemrut, ne İbrahim Aleyhisselam olduğundan bir de Murat Aleyhisselam. O kula, malzeme. Yani menfi, ateş. Menfi mesele abi. Evet. Menfisi yani. Ama zemin malzeme, olur. Zemini. Okuyma o kardeşin şeyi, talibin yerini. Baştan alalım abi, sayacağız kaç adet var diye. Benim bulabildiğim. Bu kadar var diyemem. Tamam. Külliyatta ateşe baktım, buldum şu. Nefret. Nefret oldu diyor. Ateş oldu, nefret ateş oldu diyor. Tamam mı? Nefret, affetmemek, cimrilik, öfke, yalan, gıybet, kendini değersiz zannetme, yani özgüven kaybı, kıskançlık, haset, yeis, korku, bencil, intikamcı, haramlar, farzları yapmamak, yani haramlardan kaçmamak, farzları yapmamak, başka, buna çok dikkat şuna. Hayatına, hayatından daha kıymetli iddiaları gösterememek. Yani hayatımızdan daha kıymetli bir şeyimiz var mı? Validelerin için evlat diyor. Validelerin için de evlat diyor, evet. O ideali, validenin ideali aslında mı diyor? Evet, çok ilginç, bak hoşuma gitti o. Hayatımızdan daha kıymetli, o hayatla bilinir. Validelerin evlatları hayatından kıymetli olmasının sebebi hayatla biliyor. Hayat olmasa da yok. Hayatı kaldırırsanız kalan bir şey yok. O zaman hayattan kıymetli bir şey yok. Hayatla biliniyor çünkü. Hayatımızdan daha kıymetli bir şey yok. En şeyi bizim asıl cevherimiz, varlığımız hayat. Hayatımızdan daha kıymetli bir hedef hayata gösterirsek bu hayat canlı olur. Bir daha söyleyeyim. Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz yok. Bu hayatımıza hayatımızdan daha kıymetli bir hedef tayin edersek yerinde duramazsın. Canlı olursun. O da dava işte. Canlı olursun, aktif olursun, aksiyon olursun. Hayatından daha biraz şeylerin peşine koşarsan merdiven olur aşağı doğru. Hani bazıları diyor, o abi her şey üst üste geliyor diyor. Ben de diyorum ki tabii lan her şey üst üste gelecek. Basamak yapıp merdiven bu çıkacaksın. Ya aşağı doğru gelse, abi her şey alt alta geliyor dese aşağı inme. Her şey üst üste geliyor, o zaman yukarı çıkman lazım. Dertler bana derman imiş. Bir tanesi dedi ki, psikiyatrist bir doktor aradı. Ya dedi, aynı dertler içinde dermanı buldum. Ya bunu nasıl anlayacağız dedi. Psikiyatrist doktor. Dedim ki, eğer bir şeyle, men dakika dukka, bir şeyle dertlendinse, bir şey seni derdinse, o senin dermanındır. Örnek ver dedi. Bir kız misal, kızı seviyorsun. Dert oldu mu? Oldu. Dermanın da onu ele geçirme. Başka kızı değil. Anladık mı ya? Yani bir şey dert olmuşsa derman da kendisidir. Çünkü derman olmayan bir şey dert olmaz. Bir şey haramsa zıttı farzdır. Namaz kılmamak haramdır. Ondandır ki namaz kılmak farzdır. O dertte boğuldu. İşte dertte boğuldun o dert. Ama o dertteki sana verilmesi gereken mesajı aldın mı o sana derman olur. Güzel bir mesaj gördünüz ya abi. Denize düşenle alakalı Halis abi. Neydi o? Denize düşenler boğulmaz. Evet. Çıkamadıkları için. Derde olanlar boğulmaz. O dertte kalanlar boğulur. Evet. Kesinlikle. En büyük derdi de şu iddiam benim. Dertsiz olma. Allah. Evet. Kaç saydınız bilemem. Ben devam edeyim. 16. Kendini fark edip tanıyamamak ve tanımlayamamak. Yani neyle kendini izah ediyorsun? Ben Risale-i Nur'la kendimi kısa şahsiyetsizlik olur mu abi bu? Yani olabilir. Ama biraz böyle ağır bir cümle olur şahsiyetsizlik. Kimse o ağır gelir bana. Ateş abi. Olabilir. Zaten ateş okuyorum. Bilgiyi netice zannedip ilme dönüştürmemek. Okuduğumuz bu bilgileri ilim zannetmek. Bilgidir bu. Eğer biz bunu uygularsak, yaşarsak ilim olur. Arkadaşlar ilim faildir. İlim onu tard eder diyor. Mesela bak ben gözlükle bakarım. Gözlük alet. Çay kaşığıyla karıştırırım. Kaşıkla yerim. Kaşık nedir? Veya kalemle yazarım. Kalem alet değil mi? Ben yazarım ama bakarım.
İlim alet değil, ilim neticedir. İlim onu tard eder. Eğer biz ilim aldıksa, sen hiç dokunma. Şeytanın vesvesesi vehmi, benim ilmim onu tard ediyor. İlimle ben kovmuyorum, ilim kendisi kovuyor. Çıkışır ediyor. Çık, 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 çık. Diyen kim? İlmin kendisi. İlim faildir, canlı ve ruhludur. İlim canlı ve ruhludur. İlim onu tard eder. Abi biz vesveseli sersin okuduk. Bilgilendik. İlimlenemedik daha. Malumat oldu. Devam edeyim. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile Allah arasında koridor, berza ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek. Son çok önemlisini okuyorum. Çok önemli. Hayatını disipline edememek, kuralsız yaşamak. Yani şu. Mesela öğretmensiniz, memursunuz. Kaçta kalkıyorsun? 7. Pazartesi, cuma böyle. Cumartesi nasılsa gitmiyorum okula diye 9'da kalkamazsın. Çünkü niye? Şeytanın yolunu biraz çalıştım da şeytanın psikolojisi, şeytana yola girer. Doğrular dahi olsa kuralsız yaşamak bir böyle bir böyle. Mesela 9'da kalktın, 8'de kalktın, 11'de kalktın, 5'te kalktın olmaz. Kuralsız yaşamak şeytanın giriş zeminidir. Disiplin edeceksin hayatında, tarz vermeyeceksin. Sen her gün bir cüz mü okuyorsun, bir ismi okuyorsun. Daha bırakmayacaksın onu. Hayatımızı disiplin edeceğiz arkadaşlar. Hayatımız disiplini olmamışsa oradan giriyor. Yanlıştan girmiyor ha. Doğrudan giriyor. Oradan buluyor zemin. Eğer o disipline etmesen hayat bir böyle bir böyle, bir öyle bir böyle zıkzaklar yaşıyor. Hayat zıkzaklarla dolu olur. Doğrulardan giriyor biliyor musunuz? Fark ediyor musun? Bak yanlıştan girmiyor ha. Çalışma zeminini? Çalışma zemini doğrulardan giriyor. Hayatını disipline etmesen bu disiplindir. Abi örneklendirebilir miyiz? Mesela diyelim ki kendine, diyelim ki bir tane misal verdim. Kalkış saatin. Kalkış saatin. Mesela bugün ne yapayım ben bugün? Ya derse gideyim. Yapacak iş kalmadı da ondan artık buyurun. Böyle istepne lastik mi zannediyorsun bunu? Arabanın lastiği patlayınca hani takıyorsun ya. Senelerce orada durup takmasın ya. Ne yapayım? O yok. Maçta yok. Dizide yok. Bari derse gideyim. Böyle ders olur mu? Böyle disiplin olur mu? Yani yapacak işi kalmadıktan sonra yapılacak şey bu. Kurallı yaşayacaksın. Kendine saygılı olacaksın. Kendine değer vereceksin. Yani yap. Çarşamba günleri sohbet var ya, evimize misafir kabul etmeyeceğiz. Etmiyorum kardeşim. Misafirliğe de gitmeyeceğiz. Bunu insanlar böyle bilecekler. Ya bitti. Sen ilk önce bir kediyi ayıracaksın. Evlenenler Anadolu'da öyle derler. Kedi bir ayırdın, aa tamam bundan daha bu adam deli. Hasan abi bir fıtri oldu, yeni evlendi. Şeytan yamak tam zamanında Hasan abi, yeni evlendi. Daha bir şey de konuşacak, yine gel oldu. Canım benim, kural olacak. Vallahi madem öyle, ufak bir açı ileride yakın olur. Kuralla yaşa. Şimdi beni biliyor, ben istersen ya olsun. Kalktığım zaman ilk işim cüzümü okumak. Cüzümü okumadan hiçbir şey yapmam. Tanımadığım bir kişinin telefonunda asla açmam Kur'an okurken. Eğer beni tanıyan bu saatte arıyorsa, Kur'an okuduğum saati biliyor, gene açıyorsa demek ki bir derdi var, açıyorum. Tanımadığım şeyi açmam. Cüzümü bitireceğim. Hayata başka başlamam. Eğer kuralsız yaşamazsanız, bak doğru dahi yapsan oradan giriyor. Mesela dershanede kalkış saatleri var bizde. Sen de kendine uygula. O bir de kamplara gidiyoruz okumaya veya yurt dışına çıkıyor. İnan, itimat edin bana. Saat 1'de 2'de yurt dışına iniyor muyum? Orada yatıyor muyum? Saat kaçta kalkmam gerekiyorsa normal hayatımda aynı saat kalkıyorum. Bozmuyorsun falan. Asla. Zaten o kadar vücut alıştı ki. Disiplinden taviz verme. Bak kalkış haram değil. 8'de kalktın. Bir günde 7'de kalktın. Bir gün 11'de kalktın. Şeytanın tam bir zemini. Kuralsız yaşamayacaksın. Disiplin olacak. Seni herkes bilecek. Bu adı neydi? Osman. Osman diyecek ki çarşamba günü veya cumartesi neresiyse bu adamın dersi var. Bir gelecekler veya telefon. Ya oturmaya giriyoruz. Kusura bakma. Benim şu anda oturma saatim. Ben oturma zamanım yok. Oturmaya niye geliyorsun?
Oturmaya geliyoruz. Ben hareket istiyorum saatim. Tamam. Ha, sevgicikler. Ya öyle mi ya kem küm yok. Ya başka bir gün yapalım. Ya bizim ne yapalım? Bu böyle. O zaman çok rahat edersin. İlk önce kediyi ayırdıktan sonra gerisi kolay. Ama gidip kediyi ayırmayasın. Allah Allah. Yani Risale Nur bambaşka bir şey. O kadar inan, o kadar insanlarla görüşüyorum ki koca koca adamlar Risale'nin dışında veya şimdi. Bir bakıyorum basit şeyde boğulmuşlar. Basit. Ölçü yok ya. Hasan ne? Abi bu ifadeleriniz daha bir sanki böyle külliyat canlı gibi oluyor. Yani lafızdan çıkıyor iş gibi yani. Bu Risale-i Nur değil ki. Zaten bu herkes şimdi çekecek. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur canlı ve ruhludur. Onu ifade eden kalıptır. Elbise giydirmiş. Yani Kur'an mahluk mudur? Haşa. Peki bu musaf, bu musaftır, Kur'an değil. Musaf okuyan kişide ortaya çıkandır Kur'an, senin Kur'an'ın. Nasıl ki musaflaşmış, harfler libası giymiş Kur'an, Risale-i Nur da böyle. Bak Risale'nin külliyatından, bu ondan, kimlerden, felancalardan gibi. Risale-i Nur canlı ve ruhludur. Kur'an'ın icaz-ı manevisi değil midir? İcaz-ı manevi cansızı ölü olur mu? Ruhsuz olur mu? Bak en azından şu. Dima bir jeneratör düşünün kafa, akıl. Şimdi bazı jeneratörler var şeyle çalışır, pervaneyle çalışır. Aşağı yukarı, aşağı yukarı değil mi? Elektrik üretiyor. Bazısı çöp yakarak, Almanya'da böyle şey var. Bazı mazotla çalışır. Bazısı da benzinle çalışır, bilmem neyle çalışır, hidroelektrikle çalışır. Bu dima arkadaşlar, bu söyleyeceğim çok mühim. Hele gençler bak, bu çok önemli. Şu dima jeneratör mü? Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne giriyorsa bu jeneratöre çalışıyor. Hepsiyle. Kesinlikle şansın yok. Televizyonu seyrettin, kapattıktan sonra bu kapanmıyor. Benzini koydun kardeşim. Tıkır tıkır çalışmaya başladın. O bir malzemedir. Hiç şansın yok. Ne bu beş yolda ne giriyorsa hepsi malzemedir. Ya günahtan bahsetmiyorum. Benim meşrebimde günah pek yok. Yani günahtır şeydir falan öyle bahsetmem ben. Ama günahın negatif enerji olduğunu nasıl imal edildiğinden bahsediyor. Televizyonu kapattıktan, bilgisayarı kapattıktan sonra bu kapanmıyor. Bu da çalışıyor. Hala aktif. Malzeme koy, benzin koydun. Sen diyebilir misin? Benzine kirpit çaktın yanmıyor. Desen ki benzine ne olur lütfen yanma ya. Dinlemez. Dinler misin? Kafaya girdi mi bu? Hiç şansın yok. Tıkır tıkır çalışıyor. Ama bir gün, ama bir sene, ama Gazali'ye göre en fazla 15 sene sonra sana yansıyacak diyor. Her giren. Menfi veya müspet. Kah böyle bir gözünü bir ateş basar. Ya ne oldu ya Ali? Ya ne bileyim ya. Dur çünkü Allah Allah ateş bastı ya. Sıkıntı. 7 sene önce seyrettiğim bir filmin aktif hali. Enerjiye dönüşmüş hali. Her şey çekirdek olarak kalıyor. Çalışıyor kardeşim. Müspeti de öyle. Efendim meyve mi? Mehmet abinin dediği odun yığınları suretinde yananlar var yani. Böyle nasıl bileceğiz efkarı batlamızı? Bu İbrahim Meşrep var ya. Tefekkür ve şefkat. Şefkat ne biliyor musun? Ben çok antika hoşuma gidiyor. Eskişehir'de usta hapishaneden lise mektebine bakınca şehveti mi arttı? Şefkati arttı. Şefkat şehveti örter. Ben külliyattan buldum. Bir insanda şefkat arttıkça şehvet olmaz. Mesela bacıtına vesaire olmaz diyor. Karabetin esiye de şefkat. Niye? Ya şefkati bak uygulayayım. Öğretmensin. Ya şu kız çocuğuna. Ya ben bu davayı nasıl anlatacağım? Bunu soyup çırıp çıplak dışarıya koyan kemalizm, dinsiz, imansız bu sistem, bu benim evladımı, yakınımı bu hale getirmiş. Ve bana yem olarak atmış. Beni benle vurmak istiyor. Ben buna, bunu nasıl anlatacağım? Ben buna Risale'yi nasıl ulaştıracağım? Düşünce şefkati ona haramla bakmana şans bırakmıyor. Haram olmuyor. Haram sende duygu uyanmıyor. Yani şehvet uyanmıyor. Yani ondan nasıl istifade ederim şeyi olmuyor. Ben buna nasıl anlatırım? Ben buna nasıl ulaşırım?
Ben bu rejimin bunu soyduğunu alet olarak, balık yemi olarak kancaya takılıyor ya, onun gibi kullanıldığını ben bu çocuğuma, evladıma, bacıma, yavruma nasıl anlatırım? Düşüncesi, adamı, şefkat, şehveti mi olur? İşte bak Eskişehir'deki lise mektebinin. Yani o ustada haz bir özellik olsaydı kirliyata konmaz. Her şey Rüsale'de var olan işletimi var bizde. Onu ha, o zaman ya ben buna nasıl anlatırım? Ben bu evlada veya bu çocuğa, bu bacıma, bu ablama bunu nasıl anlatırım? Acayip bir şey bu sefer. Mesela ben heyete gittim bir Bakırköy'e, bir vakıfla alakalı bir heyete gitmem gerekiyor. 17 kişi beni sorguluyor. Bunun aklı muhakemeye karar verme yetisi, yetkisi var mı diye. Ama ben kağıdı unuttum. Ben bu 17 tane psikiyatri doktoru nerede bulurum? Hiçbir yerde bulamam. Tam bir zemin. Falan dedim. Devamı bunlara bir anlatayım. Rapor alma gittiğim yere ha. Adam kalemi böyle çeviriyordu böyle. Nasıl bakıyor? Dedi ki kızdı baş şeyi. Onu acayip o çünkü şeydi. Diğerleri çoğusu nispetli o şeydi. Kızdı böyle. Ta baştan bütün süreçten geleceksin dedi. Neyse baştan bütün süreçten. Ben herkeste kader tanıştırdı. Pedagoglar, psikiyatristler bırakmadım bir yer kalmadı. Hepsiyle tanıştık. 15 dakikalık yere 2,5 saat kaldı. 2 saat kaldı. Bırakmıyor ki beni. Sohbet edelim diye. Psikiyatristler, doktorlar. Ya şu aklı anlatsana bize diye. Aklı anlatıyorum, onu anlatıyorum. Tamam. Ya bana bu soruları soruyorsun. Benim hakkımda karar vereceğini bilerek anlatıyorum ha dedim. Yok yok yok. Yani sen nasıl? Benim için bir ganimet ha. Niye anlattın buna? Niye burayı misal verdin? Şefkatim ve menfaatımı bile unuttum. Şefkat menfaatı da örtüyor. Tamam. Mesela otobüste tanıştın. Otobüste tanıştın, metroda tanıştın. Çocuğa anlatıyorsun. Ya hakikaten Allah Allah. O kadar bir müşteri ki. Konu bitmedi. Ya abi ben burada inmem lazım. Ya ben de zaten burada inecektim. Oysa ne burada? Daha 25 tane durak sonra inecektim. Bak şefkat, şefkat, hakperestlik cebindeki menfaatı bile götürdü değil mi? İndin orada inmeyecektin. Ta çocuğa anlatayım diye orada inmiyor musun? Cebinde parayla kitap vermiyor musun? Ha, şefkat, şehveti de örter, menfaati de örter. Örtüyor ya. Acayip bir sır. Külliyat, Risale'nin meşrebi. Atfak, şefkat, tefekkür. Ama şefkat ne? Herkeste var. Niye bu esas olmuyor? Ve şefkatlanmak için de bir şey yapmanıza gerek yok. Risale'nin derslerini okuyun. Derse girin. Otomatik 4 vasıf inkişaf eder. Sen bir bilmene gerek yok. Ne? Atfak, şefkat, tefekkür inkişaf eder Nurcu'da. Yani senin ihtiyar ve iktidarına bakmıyor bu. Acayip bir şey ya. Nurculuk fabrika ayarlarına geri dönmektir. Aslını fark ettiriyor sana, aslını. Yani nurculuk bambaşka bir şey ya. O kadar ya ben sanki yeni tanımışım gibi bir şey yapıyorum. Ya. Fabrika ayarlarına geri dönüyor ya abi. Evet. Geri dönüyor yani baktığın işin içinden çıkamıyor. Telefonu bozdun İşletim yani. İşletim sistemi çalışmıyor. Çok çalışmıyor. Geri dönüyorsun. Acayip bir şey. Mesela gelirken duymuş mesela Fransa'daki o şey milli görüş. Ya demiş hocaya söyleyin hakkını helal etsin, haksızlık ettik. Peşin karar verdik. Mer dinlemiş, kaydı dinlemiş, birileri de kendisi dinlemiş. Ya demiş o lan ne anlattılar dedim. Ya girmediği taraf kalmadı. Bir kafadan bahsediyor, kafadan girdi adam diyor ya. Kafadan kafa yazıyor. Haritadan girdim ya. Harita. Tamam. Öyle haritaya girdik böyle dima. Dima nedir? Bir kere dur. Sıkıntıdan nasıl kurtulacaksın? Kim kurtulacak? Ben. Sen kimsin tanıyor musun? Kendini tanımıyorsun, düşmanını da tanımıyorsun. Nerede kurtulacaksın? Bütün sıkıntıların çaresi kendini tanımakla geçer. Kendini tanımanın adı da imandır. Dindeki ismi iman, bendeki ismi enfüsü dönmek. Tanışıyorsun. Ben burada bırakıyorum. Ondan sonra çay ve mola faslı. Vahırda vahım. Meyve demiyorum ama utanırsınız diye herhalde vardır. Tamam, El Fatiha.